6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 66 Anka Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Anka Yayınları sayfa 66 Kur'an'da yer alan bir ayette, gök gürültüsü Allah'ı hamd ile teşbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı teşbih ederler, bir buyurulmaktadır. Yüce Rabbimiz, C.C. başka bir ayette de göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı teşbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir, 1-2 buyurmaktadır. Bilimsel gelişmeler, tabiattaki varlıkların Allah'ı, C.C. teşbih etmesini anlamamızı daha da kolaylaştırmaktadır. Nitekim önceleri cansız ve hareketsiz olduğu sanılan varlıklar da dahil olmak üzere bütün eşya, atomlardan meydana gelmiştir. Atom çekirdeklerinin etrafındaki elektronlar, sürekli ve düzenli bir şekilde çekirdeğin etrafında dönmektedirler. Onların bu dönüşleri ve böylece ilahi kanuna yani sünnetullah'a boyun eğmeleri, Kur'an-ı Kerim tarafından Allah'ı, C.C., teşbih olarak ifade edilmiştir. Kainattaki her varlık mükemmel bir sanat eseridir ve kendi sanatkarını hatırlatmaktadır. Çevremizdeki varlıklar da bize, Allahü Teala'nın C.C. yüceliğini, sonsuz kudretini, sınırsız ilmini, mükemmel sıfatlara sahip ve her türlü noksanlıktan uzak bir varlık olduğunu göstermektedir. Örneğin kabuğunu yarıp yumurtasından çıkan küçücük bir hayvan yavrusu, Allah'ın C.C. yüceliğini, sonsuz kudretini ve mükemmel sıfatlara sahip bir varlık olduğunu adeta haykırmaktadır. Toprağa atılan küçücük bir tohumun toprağa yarıp çıkması, belli şartlarda büyüyüp gelişmesi ve kocaman bir ağaç olup lezzetli meyveler vermesi de bize Allah'ın, C.C., mükemmel sıfatlara sahip yüce bir varlık olduğunu hatırlatmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızı ısıtıp aydınlatan ve enerjisi hiç bitmeyen güneş, geceleri gökyüzünü süsleyen milyonlarca yıldız, birbirinden farklı tonları içinde barındıran ve adeta bir renk cümbüşü oluşturan rengarenk çiçekler, sıra sıra dizilmiş dağlar, engin denizler, devasa okyanuslar. Her biri farklı özellik ve yapıda yaratılmış olan irili ufaklı hayvanlar adeta Allah'ın, C.C., mükemmel sıfatlara sahip olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu haykırmaktadır. Etkinlik Peygamber Efendimiz, Siyav'ı buyuruyor ki, her teşbih sadakadır. Müslim, Müsafiron, 84, Zekit, 53, yukarıdaki hadis bize ne anlatmak istemektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, yukarıdaki hadis, Peygamber Efendimizin, Siyav'ı, her teşbih sadakadır, sözüyle Allah'ı anmanın, onu yüceltmenin ve ona hamd etmenin sadaka niteliği taşıdığını ifade etmektedir. Bu hadis Müslümanlara, her türlü ibadet ve zikirin, kişinin Allah'a yakınlaşmasına ve manevi bir kazanç olarak kabul edilmesi gerektiğini öğretir. Ayrıca Allah'ı anmak ve ona hamd etmek için her fırsatın değerli olduğunu vurgular. Bu nedenle Müslümanlar, günlük yaşamlarında sık sık Allah'ı anarak sadaka vermiş gibi sevap kazanabilirler. 6. Sınıf Anka Kuşu Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı sayfa 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.